kaçtığı zaman direkt yani su olayı ne karın şeyiyle birlikte. Kar tabandan eriyerek toprağa sızacağı için çok kıymetlidir. Yağmur yağışından çok daha kıymetlidir kış şartları için özellikle. Bu yılki tarımsal üretime çok önemli bir katkı sağlayacağı ve verimin inşallah bu yıl çok daha yüksek olacağını düşünebiliyorum. Yani kar yağdı ve bu evet yeraltı suyunu artık yükseltecek, besleyecek gibi bir yanılgı içerisinde olmamamız lazım. Bu yıl yağan karlar yıllar içerisinde toprağın içerisinde süzülerek yeraltı suyu katmanlarına ulaşır. Oysa biz yer altından su çeken özellikle tarımsal faaliyetlerimizde özellikle 100-150 metre ya da bir sürü işte nereden ulaşıyorsak buralara açtığımız kuyularla o binlerce belki de yüz binlerce yıldır toprağın altına sızarak burada birikmiş olan yeraltı suyunu bir anda hemen çıkarıp kullanabiliyoruz. Ama bunu yerine koymak, eğer bu yağan karı öyle düşünürsek bu çok yanlış bir durum. Yani bunlar üst üste yıllarca bu şekilde kar yağışlarıyla geçecek bir süreçten sonra bir nebze olsun orayı destekleyecek bir şey oluşturabilir ama böyle bir yılın yağan karının yeraltı suyundaki bu kaybedilen şeyleri yerine koyması diye bir durum yok. Yoğun kar yağışlarına üst üste maruz kaldığımız bir kış geçiriyoruz. Tabii bu çok kesimden biraz enteresan ve garip şekilde algılanıyor. Bu aslında normalde Konya'da olması gereken kış şartlarının bir sonucu. Ama burada problem aslında olması gerekenleri biz geçtiğimiz yıllarda çok fazla yaşamadığımız için yani daha sıcak kış mevsimleri yaşandı. Biz buna sanki biraz alışmış gibi kendimizi düşününce birden bu şekilde yoğun kar yağışı herkese yani ne oluyoruz gibi bir şeyleri sormayı gerektirdi. Bunda çok garipsenecek bir şey yok. Bu Konya'nın iklim özelliklerine baktığımız zaman gerçekte olması gereken kış şartlarıdır. Normal şartlarda baktığımız zaman bizim böyle her yıl -10, 15, 20 santigrat dereceler civarında düşük sıcaklıkları görmemiz normal bir durum. Ama baktığımız zaman biz bunu her kış görmüyoruz. Dediğiniz gibi kışların hele hele geçtiğimiz birkaç yıl içerisindeki kışlarda çok fazla eksi derecelere ulaşılmadı.
Yani eksi onların çok görüldüğü bir mevsim olmadı geçtiğimiz yıllarda. Oysa normal şartlarda geçmişte, tarihte eksi 28 derecelerin yaşandığı kayıtlar var. Yani meteorolojinin tutmuş olduğu kayıtlarda bunları görebiliyoruz. Tabii bunlar son yıllara göre baktığımız zaman, son 20-25 yıldır yaşadığımız kış şartlarına baktığımız zaman arada bir yıl mesela kendini göstermiş, ondan sonra yeniden sıcak kışlar şeklinde geçtiği için biz sanki şöyle bir algı içerisine giriyoruz. Konya'da kışlar ılık, yani bizim bu yaşadığımız şekilde geçiyormuş gibi algılıyoruz ama aslında değil. Normal şartlarda karasal iklimin özelliği olarak Konya'da her sene, yani bu yaşadığımız kış şartlarında hem eksi değerlerde sıcaklıklara hem de kar yağışlarına mutlaka sahip olması gerekiyor Konya iklimi.